Merhaba arkadaşlar rengarenkli pepatim youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir damat lif çalışması yapacağız İnşallah iki renge ihtiyacımız var arkadaşlar beyaz kullanacağız. Ben videoda biraz daha görünsün diye şöyle saks mavi kullanacağım arkadaşlar. Siyah da kullanabilirsiniz. Saks mavinin kodunu da söyleyeyim. Bonbon 98488. 98 488 arkadaşlar bu şekilde makasa ihtiyacımız var iplerimizi koparmak için e, iğne ihtiyacımız var papyon yapacağız onu dikmek için makas dedik e, tığım 2 numara 1.75 milim arkadaşlar kanalıma abonelik ücretsiz abone olup beğeni ve yorumlarla destek verirseniz arkadaşlar e, sevinirim e, alt altyazı geliyor diyen arkadaşlar için de e, alt altyazıdan elinizi göremiyoruz Diğerler yani için de video üzerinde 3 nokta var arkadaşlar oradan video hızınızı düşürebilirsiniz e, görüntü kalitenizi artırabilirsiniz oradan e, ve altyazıları da kaldırabilirsiniz arkadaşlar instagram'da da yine sayfa adım aynı e, burayla oradan da takip edip e, modellere bakabilirsiniz arkadaşlar evet bugünkü modelimizi hemen şöyle tabletimden göstereyim model hazırlama fırsatım maalesef olmuyor elimde de yoktu şunu yapacağız arkadaşlar yıldız yakalı el geçmeli iki katlı bir lif olacak arkadaşlar iki parçadan oluşacak iki parça halinde yapacağız kenarlarından birleştirip devam edeceğiz yakasını arkadaşlar Evet bu şekilde Arkadaşlar bundan bir önceki videoda da şunu anlattım şöyle göstereyim bunu anlattım Arkadaşlar şöyle bunu anlattım bir önceki videoda da takım halde yapabilirsiniz. E, damat lifler çok sayfamda. Onlardan da takım oluşturabilirsiniz arkadaşlar. isterseniz hemen yapımına geçelim. Evet, beyaz ipimizle başlıyoruz. Şöyle 1 2 3 tane zincirimizi çektik. İpimizi uzattık. Başına doladım. İkinci zincirin içerisine fıstık yapacağız. 1 2 3 şu şekilde tutuyorum şuradan geçirip çıkarıyorum tekrar bu aradan geçtim kapattım bir zincirle sıkıladım tekrar uzattım ipimi başına doladım tepesine hemen 1 2 3 şuradan tuttum bakın ilk önceleri kapatmayı göstereyim şöyle biraz yavaş şu aradan tekrar geçiyorum bakın şöyle kapattım bir zincir tekrar tepesine kapat böyle toplamda arkadaşlar 19 fıstık olacak şekilde yapalım toplamda 19 adet Evet toplamda arkadaşlar 19 tane yaptım 19 uncuyu kapatmadım arkadaşlar bakın 18 kapattım 19 uncu kapatmadım başına doluyorum Burada değil yanına şu tuttuğum yere batacağız arkadaşlar. Başına doladım bakın. 1 2 3. Hemen ikisini birlikte kapatıyoruz. Eksiltme yapacağız arkadaşlar yani. Bakın eksiltmemizi yaptık. Şimdi tepesine bir fıstık. Başına doladım. Şöyle dibine bir fıstık. Tekrar başına doladım. Yan tarafa bir tane daha fıstık yapıyorum üçünü birlikte kapattım bir zincir tekrar buraya bir fıstık başına doladım bakın dibine hemen bir fıstık başına doladım yana yandaki boşluğa hemen bir fıstık bakın şöyle üçünü birlikte kapatıyorum Evet böyle üçlü fıstık kapatarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Tepesine, buraya, dibine ve yana. Üçünü birden bu şekilde kapattım. Evet böyle sıranın sonuna kadar üçlü fıstık kapatalım. Evet arkadaşlar bakın şuraya kadar üçlü fıstığımı kapattım tepede 17 tane şu yanı saymıyoruz arkadaşlar bakın şu köşe döndüğümüz burası yan orayı saymıyoruz tepede tam 17 tane fıstık olacak arkadaşlar eksilttiğimiz için şimdi üçlü fıstığımızı topladık dönüyoruz girişte yine eksiltme yapacağız girişlerimiz hep böyle olacak eksiltmemiz bitene kadar buraya bir tane yaptım başına doladım tekrar yana bir tane daha yapıyorum İkisini birlikte kapatıyorum. Bir zincir. Bakın bu şekilde ikisini birlikte kapattık. Tekrar tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Yana bir fıstık. Tekrar üçlü fıstık kapatıyoruz. Bir zincir. Evet arkadaşlar yine dediğim gibi tepesine, dibine, yanına diye sıra sonuna kadar bakın şuraya kadar üçlü fıstığımızı kapatalım. Evet, sıra sonuna kadar buraya kadar üçlü fıstığımı kapattım. Şu an e, tepede şöyle yanını saymıyoruz arkadaşlar. 16 tane fıstık olması lazım. Tekrar dönüyoruz. Bir kez daha göstereyim dönüşü. Döndüğümüz zaman hemen eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Buraya bir taneyi yaptım. Yan tarafa bir tane daha yapıyorum ikisini birlikte kapatıyorum bir zincir tekrar tepesine bir fıstık dibine bir fıstık başına doladım yan tarafa bir fıstık üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar gidiyoruz dönünce eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar gidiyoruz, eksiliyor. Mesela bu sırada 16 fıstığımız vardı. Şimdi bu yaptığımız sıra sonuna kadar fıstığımızı topladığımızda 15 olacak. Döneceğiz ee, tekrar e, bu girişte eksiltme yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde 12 fıstığa kadar eksiltelim. Evet arkadaşlar, ben 12 olana kadar eks eksilttim. Bakın tepede 12 tane fıstığımız var. Şöyle yandan saydığımızda da Bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 sıra örmüş olduk. 12'ye kadar da eksilttik. Şimdi çeviriyorum. Bu sefer de artırma yapacağız arkadaşlar. Çevirdim buraya bir fıstığı yaptım. Direkt kapatıyorum bunu. Tepesine bir fıstık daha yapıyorum. 2 3 Başına doladım bakın. Buraya değil, buraya. Şu tuttuğum yere tekrar bir fıstık yapıyorum. Başına doladım. Üçlü fıstık kapatacağız yana. Bakın şöyle tepesine, dibine ve yanına üçlü fıstık kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, yine üçlü fıstık toplayarak girişimiz bu şekilde oldu. Üçlü fıstık toplayarak bu sıra sonuna kadar Şuraya kadar gelelim. Evet sıra sonuna kadar üçlü fıstığımı topladım. Tepedeki fıstık sayım yine arkadaşlar 12. Altta da 12 idi. Burada da 12. Şimdi çıkışta artırma yapacağız ki bu sayıyı 13'e çıkaralım. Arkadaşlar şimdi buraya bir fıstık daha yapıyorum. Tepesine bakın hemen buranın dibine bir tane daha yapıyorum. İkisini birden kapatarak artırmamı yaptım. Evet şimdi sayalım bakın. 3 6 9 şöyle 12 13 oldu arkadaşlar. Bakın sayımız direkt sıra sonunda çıkışta artırmamızı yaptık. Döndük. Girişimiz de hep bu şekilde olacak. İlk fıstığımızı kapatıyoruz. Bu şekilde ilk fıstığımızı kapattık tepesine bir tane daha yapıyoruz başına doladım bakın buraya hemen 1 2 3 ilk fıstığı kapattıktan sonra tepesine dibine ve yan tarafa üçlü fıstığımızı kapatıyoruz Evet arkadaşlar girişimiz bu şekilde sıra sonuna kadar yine bakın şuraya kadar 3 fıstığımızı toplayacağız sıra sonunda artırmayı tekrar göstereceğim Evet sıra sonuna kadar geldik bakın altta 13 fıstığımız vardı şu an yine 13 tane fıstığımız var arkadaşlar şimdi artırmayı yapacağız sıra sonunda bakın buraya bir tane yapıyorduk başına doladık bakın hemen hizasına şuraya bir tane daha yapıyorum 1 2 3 ikisini birlikte kapatarak sayıyı 14'e çıkardım arkadaşlar. Altta 13'tü. Şu an 14 tane oldu. Tekrar çeviriyoruz. Döndük. Buraya hemen ne yapıyorduk? İlk fıstığımızı kapatıyoruz. Döndüğümüz zaman. Kapattık. Tepesine bir tane daha. 1, 2, pardon. 3 başına doluyorum bakın buraya hemen dibine 2 3 tekrar başına doluyorum yan tarafa 1 2 3 bakın tepesine dibine yanına üçünü birden kapatıyorum bir zincir Evet yine üçlü fıstık toplayarak buraya kadar geliyoruz arkadaşlar sıra sonunda yine artırma yapacağız Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar yaptım bakın alttaki sayımız 14'tü şu an yine 3 5 7 9 14 tane yine fıstığımız var arkadaşlar sıra sonunda artırmamızı yaparak bu sayıyı yükselteceğiz bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar 1 2 3. Nasıl 18'den 12'ye eksilttiysek tekrar 12'den de 18 fıstık olana kadar artırma yapacağız. Evet arkadaşlar git gel bu şekilde tepede 18 fıstık olana kadar artıralım. Evet bakın şöyle 18 fıstığa kadar artırdım ben arkadaşlar. Şu yaptığımız yerden de bakın şurası da artırma yerimizin. Şöyle 1-2-3-4-5 6 sıra da buraya yaptık. 6 sıra aşağıda 6 sıra da yukarıda. 2 zincir çektik. İpimizi uzatıp şöyle kestik arkadaşlar. Şimdi e, bu orta sivri kısmını yapacağız arkadaşlar. Onun için şöyle iğneleriniz varsa çatalı iğneleriniz evde. Bakın şöyle göstereyim. 1-2-3-4-5 6. oraya takacağım arkadaşlar. Bunu bakın şöyle tekrar göstereyim. 1 2 3 4 5 6.ya taktım. Diğer taraftan da sayıp yine 6.ya. Bakın şuradan hemen şurası ilk sayalım. 1 2 3 4 5 6. Evet arkadaşlar bakın ortada 6 tane fıstığımız kaldı. Şuradan başlayacağız. Yani yerleri ben size daha böyle açıklayıcı olur diye bu şekilde göstermek istedim. Bakın altı bir taraftan altı bir taraftan ortada da altı tane kaldı. Beyaz ipime bir zincir çekiyorum. Hemen şunu tutuyorum. Bakın şu tuttuğum yerden şöyle ipimi buraya sabitliyorum. Bir zincir. İpimi uzattım bir. 2 3 eksiltme yapacağız başına doladım eksiltme yaparken yan tarafa batıyorduk 1 2 3 ikisini birlikte kapatıyorum bir zincir tepesine dibine Pardon ve yan tarafa Üçlü fıstık kapatıyoruz hep arkadaşlar sıra sonuna kadar. Bu şekilde. Bakın bu işaretli yere kadar üçlü fıstığımızı kapatalım. Evet bakın şurada en son üçlü fıstığımı kapattım. Tepedeki fıstık sayım arkadaşlar bakın 5 tane. Şunu artık çıkarabiliriz. 5 tane. Döndük. Eksiltme yaptığımız için 6 iken 5'e düştü. 2 3 Evet arkadaşlar yine eksiltme yapıyoruz. Yan tarafa ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar tepesine dibine ve yan tarafa bu şekilde fıstığımı kapattım bir zincir. Evet arkadaşlar bakın şuraya kadar. Şuraya kadar üçlü fıstık kapatalım. 4 fıstığa ulaşacağız tepede. Evet arkadaşlar bakın tepede dört tane fıstığımız var. Tekrar döndük. Bunu eksiltmeyi biliyoruz zaten. Bunu bir fıstık olana kadar böyle eksilteceğiz. Her sıra başında eksiltme yaparak arkadaşlar. Bakın yine şöyle ikisini bir kapatıyorum. Şu şekilde sıra sonuna kadar üşü fıstık toplayacağım şuraya kadar fazla aşağı inmeyin arkadaşlar zaten sayarsanız e, zorda kalmazsınız bakın 5'ti 4 oldu 3 2 1 diye eksiltelim Evet bakın tepede bir tane fıstığım kaldı şu yanları görmezsek bir tane kaldı çevirdim arkadaşlar tekrar buranın üzerini böyle kapatacağız 2 3 başına doladım yan tarafa tekrar batıyorum 2 3 ikisini birlikte kapatıyorum bir zincir ipimi uzattım koparıyorum arkadaşlar bu alt parçamız tamam arkadaşlar bakın şu şekilde oldu şimdi diğer parçamıza geçeceğiz arkadaşlar bakın ben daha önce hazırladım şöyle nasıl 18 fıstıkla başlamıştık bunu arkadaşlar bakın 18 fıstıkla alttan başlamıştık, 12'ye kadar eksiltmiştik. Aynı şekilde bir tane daha yapıyoruz böyle. 18'de başlıyoruz, 12'ye kadar eksiltiyoruz arkadaşlar. Videoyu durup yapabilirsiniz. Bakın 12 fıstığa gelmişim tekrar sayayım 3, 6, 9, 12. Evet arkadaşlar şimdi buradan iki zincir çekip ipimi kopardım. Bakın bu şekilde. Şimdi yeni ikiye ayıracağım bunu şöyle sayalım bakın 1 2 şuradan sayıyorum hemen 1 2 3 4 5 ve 6 altı. ya tam orta yere şöyle kitlemeyim bakın altı bir tarafta altı bir tarafta tam ortaya taktım arkadaşlar hemen yapmaya başlayalım beyaz ipime bir zincir çektim şöyle size göstermek için bakın hemen buraya batacağız arkadaşlar bunu çıkaralım buradan şöyle şuraya hemen ipimi sabitledim bir zincir şimdi bu tarafa doğru gideceğiz önce arkadaşlar sonra diğer tarafı yapacağız ayrı ayrı yapacağız hemen eksiltme ile başlıyoruz 2 3 başına doladım yan tarafa 1 2 3 ikisini birlikte kapatıyorum bir zincir yine üçlü fıstık toplayarak arkadaşlar buraya kadar gelelim Evet bakın sıra sonuna kadar kapattım şöyle göstereyim şu yan fıstığımızı saymayalım arkadaşlar şunu saymayalım tepede 5 tane fıstığımız var buraya artırma yapacağız arkadaşlar şimdi çıkışta tepesine bir tane yaptım hemen buraya dibine bir tane daha yapıyorum ikisini bir kapatıyoruz bir zincir Evet bakın sayımız altıya çıktı arkadaşlar döndüm ipimi uzattım girişte bir fıstığımı kapatıyorum burada bu tarafta yani arkadaşlar bu iç tarafta değil. Bu tarafta hemen fıstığımı kapattım. Tepesine bir tane daha yaptım. Bakın. Dibine bir fıstık daha yapıyorum dibine. Başına doladım yan tarafa. Üçlü fıstığımı kapatıyorum yine. Evet arkadaşlar yine şuraya kadar bakın şuraya kadar üçlü fıstığımızı kapatalım. Evet arkadaşlar bakın buraya kadar şu fıstığımı topladım. Tepedeki fıstık sayım 6 olacak. Hemen dönüyorum. Bakın burası iş taraf kabul edelim. iş taraftan bu tarafa giderken eksiltme ile başlıyoruz. 2 3 Başına doladım yan tarafa. 1 2 3 Bakın eksiltiyoruz hemen. Kapattım bir zincir. Evet arkadaşlar buradan işten dediğim gibi eksiltmeye başlıyoruz sıra sonuna kadar gidelim sıra sonunda yine artırma yapacağız Evet arkadaşlar şimdi yine bakın tepede fıstığımız 5 tane yanı saymıyoruz 5 tane çıkışta bakın çıkış yerimiz artırma yapıyoruz buraya 1 2 3 başına doladım dibine bir kez daha 2 i̇ki, 3 ikisini birlikte kapatıyoruz bir zincir 6 fıstığa ulaştık. Döndük. Hep e, üzeri 6 olacak arkadaşlar. Burada hemen bir fıstığımızı kapatıyorduk. Tekrar tepesine bir tane daha yapıyoruz. Dibine ve yan tarafa. Böyle üçlü fıstık toplayarak yine sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar Evet sıra sonuna kadar bakın yaptım tepedeki fıstık sayım 6 burası bu şekilde olacak arkadaşlar döndük yine bakın içeriden giderken hemen eksiltme yapıyoruz 1 2 3 başına doladım yan tarafa bu şekilde arkadaşlar burası da biraz karışık gibi görünüyor ama aslında hiç de karışık değil Şuradan çıkarken eksiltiyoruz. Sıra sonunda da artırma yapıp dönüp devam ediyoruz. Yine arkadaşlar şu sıra sonuna kadar yapalım. Bir tane de artırma yapalım. Evet artırmamı da yaptım. Bakın tepede 6 tane fıstığım var. Yine döneceğiz arkadaşlar. Bu son sıra zannedersem 6 sıra yapacağız. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 6. sıra. Yine döndük işlem arkadaşlar. Girişte fıstığımızı kapatacağız. Tepesine biraz hızlı geçeyim. Tepesine dibine Pardon, ben hızlandıkça ipim takılır benim genelde. Yan tarafa. Üçünü birden kapatıyoruz. Evet sıra sonuna kadar yine şuraya kadar devam edelim. Tepedeki fıstığımız yine 6 olacak. Şu içeriden sayarsanız yandan belki şaşırırsanız bakın şuradan yüksek olan 1-2-3-4-5 bu sonuncu sırayı da yaparsak 6 oluyor tamamlanıyor. Evet bakın tepede 6 tane var. 2 zincir çekip ipimi burada koparıyorum arkadaşlar. Şimdi diğer yarısına devam edeceğiz. Bir zincirimi çektim arkadaşlar. Bakın bunun hemen şöyle göstereyim şuraya yani şu başladığımız yerin şurası başladığımız yerin hemen aynı yere tekrar ipimi sabitliyorum bir zincir ipimi uzattım bir iki üç buraya hemen bir fıstığım yaptım bakın başını doladım eksiltme ile yine başlıyoruz bakın tekrar göstereyim şöyle yanlışlık olmasın bakın aynı yere battım şu e, hemen buranın dibinin aynı yere arkadaşlar şöyle göstereyim. Tekrar aynı yerden başladım. Yine sıra sonuna kadar buraya kadar üçlü fıstık toplayacağız. Yine artırma yapacağız. Yine aynı arkadaşlar buradaki gibi. Evet bakın şu yan fıstığımızı saymayalım. Artırmamı yaptım ben sıra sonunda altı fıstığa ulaştım. Döndüm tekrar arkadaşlar. Yine yan taraf gibi aynı işlemleri yapacağız bir fıstık tepesine bir fıstık daha yapıyorduk bu girişte bakın burası çıkış sayın bu tarafı burası giriş arkadaşlar 1 2 3 yana bir fıstık daha 1 2 3 3'ünü birden kapatıyoruz Evet arkadaşlar diğer taraftaki gibi mantık aynı anlamışızdır inşallah arkadaşlar bu sıra sonuna kadar geleceğiz arkadaşlar döneceğiz daha sonra tekrar bakın içeride burası içeri kısmı orta kısmı burada hep eksiltme ile başlıyoruz sıra sonuna gidip artırma yapıyoruz döndüğümüz zamanda da artırmadan sonra bir fıstık tepesine bir fıstık daha üçlü fıstık toplayarak devam ediyoruz burada ne yaptıysak aynalarını yapalım altı sıra yapalım Evet arkadaşlar bakın şöyle 1 2 3 4 5 6 sıra yaptık arkadaşlar tepem hep 6 oldu iki zincir çekip ipimi burada koparıyorum Evet arkadaşlar bakın şöyle şimdi tekrar bakın şuraya şurada nasıl yapmıştık şu dilimde şu sivri yeri altı bir taraftan altı bir taraftan e, iğnelerimizi işaretlemiştik altının bitiminden arkadaşlar bakın şöyle 1 2 3 4 5 altıncının dibinden başlıyoruz 5 4 3 2 1 diye eksilteceğiz arkadaşlar. Bunun da bu kısmın şurasını yine aynı şekilde bunun gibi yapalım arkadaşlar. Aynı işlemler tekrar göstermeyeceğim. Altı bir taraftan altı bir taraftan ortada da altı kalıyor zaten. Bire kadar eksiltip şöyle de üzerini kapatacağız arkadaşlar. Evet bakın bu uç kısmına da aynı şekilde tamamladım. Şöyle şu Evet, bütün olan bu tarafın bütün olanla altta kalacak arkadaşlar. Bakın şu altta. Bunu da şöyle üzerine şöyle koyuyoruz arkadaşlar denk gelecek şekilde. Artık e, mavi pimi aldım. Siz hangi renkle yapıyorsanız bu köşeden şuradan birleştirmeye başlayacağız arkadaşlar. Şöyle denk getirelim arkadaşlar bakın şu köşeleri. Bakın 1 2 3 4 5 6 fıstıkla birleştireceğiz. Şu köşeden önce şöyle ipimizi bir alalım. Şöyle battım. Evet arkadaşlar, bakın arka taraftan da 6 tane sayalım. Arka dilimden şöyle 1 2 3 4 5 6. burası arkadaşlar. Her ikisine de şöyle tığımı geçirdim. Buraya ipimi sabitliyorum. Bakın şöyle tekrar göstereyim. 6'ya altı oldu. İpimi uzattım. Hemen buraya iki taraftan da geçiriyorum. Bakın tığımı iki dilimden de geçiriyorum. Bir fıstık kapatacağım. 1 2 3 Kapattım bunu. tepesine bir fıstık daha yapıyorum yine burada da üç fıstıklar toplayacağız başına doladım aynı yere bakın tekrar dibine yani bir başına doladım 2 3 tekrar başına doladım yan taraf arkadaşlar bakın sıradaki yuvalara ikisine birden geçtim 1 bir, 2 biraz uzun uzun alalım ki şöyle yaka tarafımız hoş dursun üçünü birden kapattım arkadaşlar bir zincir tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum buraya başına doladım dibine bakın yine şuraya ikisine birden geçiyorum ki hem birleştirme hem de üçlü fıstık kapatıyoruz başına doladım yan boşluğa ikisine birden 1 2 3 bakın 3 tanesini birden kapatıyorum bu şekilde Evet arkadaşlar böyle birleştire birleştire şu köşeye kadar kapatalım üçlü fıstık kapatalım hem de birleştirelim Evet arkadaşlar bakın şu köşeye kadar kapattım 1 2 3 4 5 6 tane fıstığım oldu köşeye kadar şu uç kısım da bir artırma yapacağız arkadaşlar. Şimdi buraya bir fıstık daha yapıyoruz. İkili fıstık kapatmak artırmak demekti. Başına doladık. Tekrar buraya batıyorum. 1 2 3 Burada kasma yapmaması için bu ikisini kapatıp burada bir artırma yapıyoruz. 1 zincir iki tane kapattım. Tekrar tepesine bir fıstık dibine aynı yere buraya 3 fıstık olacak bakın 1 2 oldu bir tane daha yapacağım aynı yere 1 2 3 bütün köşelerimizi böyle yapacağız arkadaşlar başına doladım artık sıradaki yere bakın yan yuvalara ikisine birden şöyle biraz zor oluyor ama gerçekten çok güzel bir model arkadaşlar üçünü bir kapatıyorum Evet arkadaşlar yine aynı şekilde denk hiç şaşırmayalım arkadaşlar bakın karşılıklı zaten yuva yerleri bu şekilde burada da hiç bir değişiklik yok arkadaşlar üçlü fıstık kapatarak bu uç kısma kadar geleceğiz arkadaşlar böyle kapatıp bu uç kısma gelelim yine artırmayı göstereceğim Evet arkadaşlar bakın bu arayı da yaptım hiçbir değişiklik yok buraya da battım bakın orta yere üç fıstık toplayarak bu köşeye geldim. Burada hemen en son batmıştık zaten köşeye bir fıstık topladım. Bu karşıya da yine bir fıstık yapıyorum. Bakın ikisini birlikte kapatarak artırmamı yapmış oluyorum. Köşelerde hep bu şekilde yapacağız. Bakın bu uç kısımda da, burada da, bu köşede de amaç kasma olmasın bir ben saks mavi ile ilk defa yapıyorum bunu gerçekten çok da güzel oldu rengi biraz belli olmuyor ama şöyle göstereyim başına doladım 1 2 3 bakın tepesine dibine şimdi yan tarafa geçiyorum tekrar ikisini birlikte aldım 2 3 kapatıyorum Evet arkadaşlar bu şekilde daha fazla hani göstermeyin ben buraya da batacağız gene bakın birleştirirken üçlü fıstığımızı toplayıp geleceğiz uçta ikili artırma yapacağız bir tane ineceğiz tekrar buraya geleceğiz yine artırma burayı birleştireceğiz bu altı fıstığı da bu omuz kısmında altı fıstığı da denkleştirip birleştirip üçerli fıstık kapatacağız üzerine Evet bakın Burada da yine altı fıstıkla birleştirdim. Bakın şöyle göstereyim. Şu yan tarafı saymazsak tepede altı tane fıstığımız var arkadaşlar. Bu ortada da yine örülmemiş böyle altı tane arka kısımda fıstığımız olacak. İki zincirimizi çektik. Kopardık arkadaşlar. Şimdi yakasını yapalım. Yine mavi ipimizle bir zincir çektim. Tam şu ortaya arkadaşlar bakın. Tam şu şöyle iki yakanın V yakanın tam ortasına ipimiz sabitliyorum. Bir zincir çekip sıkılıyalım. Şöyle buraya bir fıstık yapalım hemen. 1 2 3 Kapattım bunu. Bir zincir yine üç fıstıklar toplayacağız. Tepesine bir fıstık. Tek kat alıyoruz zaten yaka kısmında. Dibine bir fıstık. Bakın şöyle tepesine, dibine, yan tarafa biraz şöyle ağırlaştı, dönmüyor. 2 3. 3'ünü birden kapattım. Tepesine, dibine ve yanına. Evet arkadaşlar yine üçerli fıstık toplayarak şuraya kadar bakın şuraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar bakın şuraya geldim. Şurayı göstereceğim. Tepesine yaptım, dibine yaptım, başına doladım bakın. Şuraya sadece şu şekilde tek katını alarak buraya bir fıstık yapıyorum. 2 3 üç. Üçünü birlikte kapattım. Tekrar tepesine yapıyorum. 2 3 Bu sefer her ikisine birden batıyorum arkadaşlar bakın. Her iki dilime birden geçiş yaptım. 1 2 3 Tepesine dibine yaptık. Şimdi şöyle çevirdik arka kısmına. 1 2 3 İkisini birden üçünü birden pardon üçlü fıstık kapattık arkadaşlar tepesine dibine ve tepesine dibine ve yana diye arkadaşlar şöyle tekrar burayı böyle üçlü fıstık toplayarak şuraya kadar yine devam edelim Evet yine bu köşeye geldim bakın tepesine dibine yaptım başına doladım buraya ayrı iki tarafa batmadan ayrı bir şekilde tek kat olarak geçiyorum 2 3 kapattım üçünü birden şimdi tekrar tepesine dibine karşıya diye devam edeceğim tepesine bu sefer dibi burası olduğu için iki tarafa birden geçeceğim arkadaşlar bakın iki kata birden geçerek bir 2 3 başına doladım çevirdim şöyle bakın buraya batmıştık en son bakın buradayız şimdi yan tarafına 1 2 3 üçünü birlikte kapatıyoruz yine üçlü fıstık toplayarak tam buraya kadar başladığımız yere kadar üçlü fıstık toplayalım Evet bakın buraya son tepesine dibine buraya battım üçlü fıstığımı kapattım dönüyorum arkadaşlar hemen buraya bakın şöyle devam ediyorum ilk fıstığımı kapatıyorum bir zincir tepesine bir fıstık daha yapıyorum girişlerimiz bu şekilde olacak bakın dibine şöyle şuraya 2 3 başına doladım yandaki boşluğa. Kapattım. Girişimiz bu şekilde arkadaşlar. Böyle arkadaşlar şöyle etrafını dönerek üçlü fıstık toplayarak şuraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın şöyle dolandım geldim şuraya kadar yaptım bakın son şuraya kadar üçlü fıstığımı kapattım hiçbir değişiklik yapmadan tekrar geri dönüyorum az önce girişte nasıl yapmıştık bir fıstığımızı buraya kapatıyoruz bir zincir tepesine bir tane daha yapıyoruz başına doladık bakın dibine şuraya hemen şöyle bir iki üçlü fıstık kapatıyoruz yani normal yan tarafa bir tane daha üçünü birlikte bu şekilde kapatıyoruz Evet yine aynen bu boyun kısmını arkadaşlar bu şekilde dolanacağız bakın şuraya kadar şu köşeye kadar üç fıstık kapatıyoruz denk geliyor zaten daha sonra dönüyoruz döndüğümüzde yine buradaki işlemi yapıyoruz Aynen arkadaşlar döndük bir fıstığı kapattık tepesine bir tane dibine bir tane yana bir tane diye hiçbir değişik yapmadan git gel Bakın bu ikinci sıramız bitti toplamda altı sıra örüyoruz arkadaşlar 5 sırada yeterli ama altı sırada daha bir güzel oluyor arkadaşlar git gel altı sıra yapalım Evet yakasını ben yaptım. Bana 5 sıra yeterli oldu arkadaşlar. Biraz fıstık boylarımı ben uzun çektim. Sizin de böyle buraya kadar hani geldiyse 5 sıra yeterli. 6 sıra yapmakta karar sizin. Ben bayağı uzun çekmiştim boylarını. 2 zincir çekip kopardım arkadaşlar. Şimdi fiyongunun yapımını geçelim. Evet fiyonk için 3 tane zincir çekelim mavi ipimize. 3 tane zincirimi çektim ipimi uzattım şöyle başına doladım ikinci zincirin arasına bakın şöyle yine aynı şekilde fıstık kapatacağız 2 3 kapattım bunu tekrar tepesine bunu da kapattım bir tane daha <laughs> evet bakın üç taneyi kapattım arkadaşlar dördüncü yapıyorum 1 2 3 bunu kapatmıyoruz arkadaşlar bakın buraya değil şu tuttuğum yere batacağız arkadaşlar kesme işlemi yapacağız yani İkisini birlikte şöyle kapattım tepesine bir fıstık başına doladım dibine bir fıstık tekrar başını doladım yana bir fıstık kapattım üçlü fıstık, fıstık kapatıyoruz tekrar bir tane daha üçlü fıstığımız var kapanacak dibine yan tarafa 1 2 3 bakın sona geldik zaten üçünü birden kapatıyorum. Bir zincir. Bakın altta 3 taneydi. Burada 2 tane fıstık oldu. Çevirdim. Çevirdim. Şöyle 1, 2, 3. Başına doladım. Yan tarafa kesme işlemi yapıyoruz yine. İkisini birlikte kapatıyoruz. Bir zincir. Tekrar üçlü fıstık topluyoruz tepesini dibine ve yanına ikisini bir üçünü bir kapatıyoruz bir zincir bakın altta iki fıstık vardı şimdi tepede bir tane var tekrar çevirdim bunun üzerinde yine kesme işlemi yapar gibi kapatacağız ikisini bir şöyle kapatacağım bir zincir çevirdim tekrar girişe şimdi artırma yapacağız bu fıstığımızı kapatıyoruz bir zincir tepesine bir fıstık daha dibine buraya bakın ikisini bir kapatıyoruz şu şekilde tekrar çevirdim yine Girişte bir fıstığı kapatıyoruz. Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Ve yana bakın. Şuraya bir fıstık. Üçünü bir kapatıyoruz. Bir zincir. Bakın altta da bir fıstık var. Üstte de bir fıstık var. Artırma yaparak burayı ikiye çıkaracağım arkadaşlar. Bir buraya yaptım. Bir de dibine yapıyorum hemen. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir. Bakın iki fıstığa ulaştık. Çevirdik. Bu şekilde yine yapalım arkadaşlar. Üç fıstığa tamamlayalım. Sıra sonunda da artırmamızı yapalım. Evet bakın 3 fıstığa ulaştım. 2 zincirimi çektim. Pardon, şöyle düzeltelim. İpimi kopardım. Arkaya çekiyorum şu şekilde. Şöyle yürüteyim biraz. Hemen dibinden hiç koparmayın arkadaşlar böyle. Şimdi beyazla etrafını gideceğiz. Papyonu beyaz yapıp etrafını mavi de gidebilirsiniz veya siyah yapıp beyaz da gidebilirsiniz karar tercih sizin bir zincirimi çektim beyaz ipimi arkadaşlar şuradan başlayalım fark etmez burada yerimiz şuraya ipimi sabitledim dörtlü fıstık dolduracağım buraya bir iki üç dört şuradan tutuyorum kapatıyorum bir zincir bakın buraya hiç başına dolamadan direkt yatırıyorum Şöyle kapatıyorum. Tekrar bir çok kısa olmasın fıstık boylarımız. 3, 4. Direkt bu şekilde de kapatabilirsiniz. Böyle, bu şekilde de yatırabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. 2, 3, 4. Tuttum şöyle bakın, direkt kapattım. Bir zincir. Hiç başına dolamadan yatırıyorum. Şöyle yakınlaştırıp çıkarıyorum. Bu şekilde arkadaşlar etrafını şuraya da batacağız, döneceğiz, bütün boşluklara bata bata etrafını tamamlayalım. Evet etrafını etrafını bu şekilde gittim. Bakın en sonda buraya birleştirdim, iki zincir çekip koparıyorum arkadaşlar. Şimdi dikimine geçelim. E, inci dikmek isterseniz arkadaşlar şöyle incilerde dikebilirsiniz, isterseniz işte dikmeyebilirsiniz. Ben yine incili dikimi göstereceğim Evet şöyle iyi ip, ipimi iki kat lif ipiyle iki kat olarak yaptım arkadaşlar bakın burada bir boşluk var hemen şöyle sert bir yerden giriyorum arkadaşlar incimi alıyorum bu şekilde incimi geçiriyorum tekrar bu karşı taraftan yine böyle sert bir yerden geçerek şu isterseniz bir kere daha geçelim inciden direkt böyle geçelim tekrar buradan çıkıp incinin içinden de geçiyorum bakın Evet incinin delikler biraz küçük olduğu için ikinci sefer geçmeyi kabul etmedi ama zorla geçirdim ben Evet şimdi şöyle arkadan içeriden yürüyelim. Bakın şöyle şuraya geldim. Şu şekilde tekrar ark önden hiç belli olmasın beyazımız arkadaşlar. Bakın şuraya kadar geldim. Tekrar burada bakın bir boşluğumuz da burada var karşı tarafında hemen geçişimi yaptım buraya incimi aldım geçirdim tekrar burada sert bir yerden geçtim arkadaşlar bunda bir sefer olsun tekrar şuradan şöyle geldim bakın şu beyaz yerin dibinden çıktım hiç ipimizi koparmadan şöyle tam Evet, bazı şu tarafı daha iyi gibi şöyle tam şuraya arkadaşlar bakın zaten ipimizde takılı şöyle geçirelim tam şu şekilde beyaz yerden iç lifin beyaz yerinden beyazlarından dibinden çıkarak bu şekilde birkaç sefer mavi yakaya değmeyelim ki orada ip izi belli olmasın ip beyaz olduğu için azın dibinden yapıyorum. Bir de buradan yukarıdan çıkalım. Bu şekilde tekrar şuradan. Yani böyle birkaç sefer. Ben şu kenarlarını çok şey yapmıyorum. Şu orta kısımdan şu aradan dikiyorum arkadaşlar bu şekilde. devamlı sonra yaparım. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı beğeni yorum yapmayı lütfen unutmayalım ee, damat setlerimiz e, sayfama girdiğinizde oynatma listesi var arkadaşlar ee, oraya tıklarsanız ben e, bölüm bölüm oraya e, şey yaptım bölümledim onları öyle diyeyim Mesela takım lifler damat lifler e, gelin set lifler diye hepsinden e, bakıp yapabilirsiniz damat lifte de birçok çeşit yaptım arkadaşlar bu şekilde şöyle el geçmeli oldu. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.